Öncelikle bir Müslüman şu ilkeyi iyi e, bellemeli. Bir Müslüman e, Allah'a isyan olan bir günaha yardım ve yataklık edemez. Yani bir günahın işlenmesine yol ve yordam gösteremez. Böyle bir işe yardımcı olamaz. Cenab-ı Allah bunu kesin olarak bizlere yasaklıyor. Ve la ta'avenu alel ismi vel udvan diyor. Onun yerine taavenu alil birri ve takva iyilikte ve takvada işbirliği yapın diyor. Buradan hareketle eğer günah olacağı, günah işleneceği görünüyorsa bir eylemde bu eyleme veya bunun ticaretine bir Müslüman teşebbüs etmez. Çünkü nihayetinde müslüman olmak günahtan uzak durmayı, insanları da günahtan uzak tutmaya çalışmayı gerektirir. Ancak zaman zaman söylüyoruz, müslüman ahiret odaklı yaşayan insandır. Ticaretini de, kazancını da ahiret bilinciyle yapar. Yaptığı mesleği de ahiret niyetiyle yapar. Mesela bir kunduracı abimiz söylemişti. Ayakkabı imalatçısı bir abimiz söylemişti. Demişti ki biz eskiden çırakken ustalarımız şöyle dua ederlerdi. Yaptığın ayakkabıları namaza gidenler giysin. Yani hizmetin Müslüman adamlara olsun. Yaptığın iş İslam'a hizmet ediyor olsun. Nitekim ninelerimiz, efendim annelerimiz beşikleri ee, bu ninnilerle çevirirlerdi, sallarlardı. Binaenaleyh bir insan yaptığı işin insanlığa hizmet eden, dinine hizmet eden bir yönünü aramalıdır. Mesela tekstil işi yapıyorsa benim yaptığım bu kıyafetleri Müslüman hanımlar giysinler. Tesettürlerine riayet eden ona göre tesettür üretimi yapar. Ama bir yandan da bakıyorsunuz adam Müslüman Mini etek işi yapıyor. bana ne diyor kim alırsa diyor o sorumlu olur diyor öyle değil üreten de sorumlu olur. Bu işin yardım ve yataklığını yapan herkes bu işte mesul olur. Buradan hareketle yaptığımız işin dinimize diyanetimize ahiretimize yararlı bir yönünün olması lazım gelir. Mesela adam turizm işi yapıyorsa ben Avrupa'dan Almanya'dan şuradan buradan insanları getireyim. Mardin'de onlara camileri gezdireyim. Efendim tarihi yerleri gezdireyim. Camileri gezdirirken öyle güzel rehberler ayarlayayım ki bunlar camiyi anlatırken orada efendim dini anlatsınlar, İslam'ın güzelliğini anlatsınlar. Kiliseleri gezdirirken efendim ehli tevhid olan zamanında ehli tevhid olan kiliseleri anlatsınlar. Tevhid inancını anlatsınlar. Nihayetinde Cenab-ı Allah Yeryüzünü gezin, dolaşın ve ibret alın buyuruyor. Yani bakın o bozgun çıkartanların akıbetleri ne oldu? O zalimlerin akıbetleri ne oldu diye bizlere emir veriyor. Yani dolaşın diyor yeryüzünü, gezin buyuruyor. Bu maksatla bir iş yaparsa ve bunun maksadı da insanlara ben dini anlatayım, ticaretimle düzgün bir Müslüman ticareti görsünler. Belki Beni severler, benim dinimi severler, cami anlatımından etkilenirler. Çünkü nihayetinde bu işin artık diyanetimiz de farkına vardı ve e, turist rehberleri diye diyanet kadroları ilan etmeye başladı. Büyük camilerde artık harca alem rehberlere camileri anlattırmıyor da kendi rehberlerine anlattırıyor. Bunlar birer fırsat dinin tebliği için bir fırsat muazzam camilerimiz var. Ecdadımız evlerini lalet tayin yapmış ama camilerini kalıcı yapmış. Her bir köşesi İslam'ın azametini simgeliyor. Buralardan ben İslam'ı anlatmaya bir yol bulabilir miyim diye e, efendim otel tercihlerine de ona göre yapar. Ama e, elinden kaçan, gözünden kaçan bir takım şeyleri de Cenab-ı Allah affeder diye ümit ederiz. Burada maksadını bir Müslüman Para kaz ne olursa olsun ben para kazanayım. Benim için para önemli. Bu uğurda din, iman gitmiş beni ilgilendirmez türünden bir e, düşünceyle değil. Aksine ben bu insanlara dinimi anlatabilir miyim? İslamın güzelliklerini öğretebilir miyim? Düzgün esnafla muhatap ederek, iyi insanlarla muhatap ederek döndüklerinde ya e, hakikaten Müslüman memleketinde ben çok güzel vakit geçirdim, çok huzurlu ortamlar buldum. Ona göre düşünür, taşınır. Efendim köyleri ziyaret ettirir. Köylerdeki mutlu insanları, Müslümanlığı mutluluğu yüzlerine vurmuş olan insanları ziyaret ettirebilir. Böyle bir gaye ile yaparsa günah bir tarafa sevap da alabilir. Ama elinde olmayan bir takım sebeplerden dolayı bir takım kaçaklar olmuşsa onlar için de Cenab-ı Allah'a istiğfar eder.